Kıyamet suresi 3. ve 4. ayette insan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, onu parmak uçlarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter buyurulmaktadır. Her insanın parmak izi farklıdır, kendine özgüdür. Bu bilimsel gerçek 1890'lı yıllarda keşfedilmiştir. Parmak izinin kişiye özgü oluşuna işaret eden ve o izlere varıncaya kadar insanın ahirette yeniden yaratılacağını haber veren bu ayetler de 1440 yıl önce ümmi bir zatın bilemeyeceği bir ayrıntıdır. Kur'an'dan önce de parmak izinin Babil, Çin gibi uygarlıklarda keşfedilmiş, kullanılmış olduğu iddiaları Kur'an'ın o gaybi işaretine ve bu işaretin mucizeliğine zarar vermez. Faraza gerçekten Babil'de, Çin'de, diğer medeniyetlerde böyle bir uygulama olsa dahi okuma yazma bilmeyen bir toplulukta yaşamış ve okuma yazması olmayan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Babil ve Çin'deki bu uygulamalardan haberdar olması imkansızdır. 14 asır sonra teknik ve teknolojik gelişmelerle iletişimin imkanları ortaya çıkmış olmasına rağmen halen bunlardan habersiz çok insanlar vardır. 14 asır önce o cahiliye devrinde Peygamberimizin bir beşer olarak bu hakikati bildiğine ihtimal vermek akla ziyan bir düşüncedir. En ufak bir yanlışının bütün davasının yıkılmasına sebep olacağını bilen, bütün dikkatli nazarlar devamlı üzerinde olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın faraza sağdan soldan duyduklarına dayalı bilgi kırıntılarını toplayarak Allah tarafından bunların bildirildiğini söylemesi ise son derece akıl ve mantık dışıdır. Hiçbir yıldız böceği ila nihaya insanlığa gerçek bir yıldız gibi görünemez. Mutlaka foyası meydana çıkar. Hiçbir insan da Allah'ı kendi namına söyletemez. Kendi sözlerini kusursuz olan Allah'ın sözü gibi gösterip kabul ettiremez. Bugün dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor. Geçmişte yaşayanlarla birlikte düşünüldüğünde 100 milyarlarca insanın hiçbirinin parmak izi diğeriyle aynı olmaması Allah'ın insana doğuştan verdiği bir kimlik numarası gibidir. Her gün yeni doğan 250 bin bebeğin her birinin de farklı parmak izine sahip olması adeta 8 milyar kelimelik bir lügata her gün yepyeni 250 bin sözcüğün eklenmesi gibidir. Ve bu muazzam fiil sonsuz ilmin tecellisidir. Ve ancak böyle bir yaratmaya kadir olan Allah böyle bir sırra işaret edebilir. Daha fazla uzatmamak için diğerlerini kısa kısa ifade edeceğim ki bunlar gibi bilimsel keşiflerle de tasdik edilen daha nice Kur'an ayetleri olduğu anlaşılsın. Zümer suresi 6. ayet. Embriyoloji biliminin yeni keşfettiği bir gerçeğe yani 3 karanlık içinde gelişen bebeğe işaret etmektedir. Bebek anne karın duvarı, rahim duvarı ve amniyon kesesi olmak üzere 3 karanlık tabaka içinde gelişmektedir. Aynı zamanda preembriyonik, embriyonik ve fetal devre olmak üzere 3 devrede yaratılmaktadır. Bunlar embriyoloji kitaplarında mevcuttur. Fakat 1440 sene önce bunların bilinmesi imkansızdır. Alak suresi 2. ayette Bismillahirrahmanirrahim. O insanı alaktan, asılıp tutunan zigottan yaratmıştır ifadesiyle yine günümüz embriyoloji kitaplarında da yer aldığı gibi ana rahmine asılıp tutunan zigotu 1440 yıl öncesinden haber vermiştir. Alak, sözlük anlamıyla bir şeyin bir şeye tutunması yapışması, bir şeyin bir şeye asılması ve kan emen sülük gibi manalara gelir. Embriyoloji kitaplarında da ifade edilmektedir ki bebek aynen bu sözlük anlamlarını doğrular şekilde anne rahmine asılıp tutunmakta, sülük gibi yapışıp annenin kanıyla beslenmektedir. Mü'minun suresi 14. ayette de bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. Langman'ın Medical Embryology kitabının 13. baskı 180. sayfasına embriyonun yani cenin kemik ve kas oluşum aşamalarına baktığımızda bu ayetteki ifadeleri doğruladığını görüyoruz. Bu bilim kitabına göre gebeliğin 6. haftasında bebeğin kemikleri belirginleşip görülür hale gelir. Kaslar ise 12. haftada görünür hale gelir. Kemiklere giydirilir ve kemikler uzadıkça da uzayan kısımlar çıplak kalmaz. Kaslarla örülmeye yani et giydirilmeye devam edilir. İşte bu da apaçık bir Kur'an mucizesidir ki kimsenin görmediği anne karnında bebeği yaratanla Mü'minun suresi 14. ayet söyleyen zatın aynı zat olduğunu, yüce Allah olduğunu apaçık ispat eder. Bu bilimsel gerçekleri 1440 yıl önce de bir insanın bilip söylemesi imkan ve akıl haricindedir. Demek ki Kur'an tüm bebekleri yaratan Allah'ın sözüdür. Günümüz bilimsel çalışmalarıyla yeni keşfedilen Big Bang'e, dağların yürütülmesine yani kıtaların hareketine işaret edenler gibi nice ayetler de bilim tarafından doğrulanmaktadır. O yüzden bizler öğretmenleri değil fenleri, bilim adamlarını değil bilimi dinlemeliyiz. Şüphesiz insanlar yanılır ve yanıltır. Ancak objektif bilimsel veriler, tarafsız fenli hakikatler yanılmaz ve yanıltmaz.
Evet, Kur'an'da bilimle çelişen hiçbir ayet yoktur. Tüm dikkatli nazarlara ve açık aramak için yapılan yoğun tetkiklere rağmen Kur'an'da 1440 yıldır gerek bilimsel gerek diğer tüm yönlerden tek bir hata dahi bulunamamıştır ve bulunamaz. Bununla birlikte Kur'an bir bilim kitabı değildir ki tüm bilimsel gerçeklerden açıkça bahsetsin, hepsini sarih biçimde haber versin. Kur'an'ın amacı başta da dediğimiz gibi başkadır. Ancak bahsettiğimiz gibi birçok ayetle bilimsel keşiflerin örtüşmesi de Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun bir ispatıdır. Bunu ispat eden deliller hükmündedir. Çünkü bu durum Kur'an ile bizlere hitap eden zat ile kainat ve bilimi yaratan zatın aynı olduğunu, yani Rabbimiz, yaratıcımız, yüce Allah olduğunu apaçık ilanı ispat eder.